Elektronik cihazlar hayatımızın her alanında. Uzmanlara göre bu cihazların etkin kullanım zamanı 1 ile 1,5 yıl arasında değişmekte. Bu süreden sonra bu cihazlar bizlere ya performans kaybı yaşatıyor ya da kullanılamaz hale geliyor. Telefonumuzun ve dizüstü bilgisayarımızın şarjının ilk güne göre daha çabuk bitmesi bunun en net örneklerinden. İşte elektronik cihazları kullanırken sık yaptığımız hatalar ve bunları düzeltebilmemiz için bazı taktikler. Pek çoğumuzun yaptığı genel hatalardan biri de dizüstü bilgisayarımızı kucağımızda veya yatak üzerinde kullanıyor olmamız. Bu dizüstü bilgisayarlarınıza zarar verecektir. Çünkü bu şekilde kullanımda dizüstü bilgisayarlarınızın havalandırma elleri kapanır ve bu da sıcaklığın artmasını sağlayarak içerideki parçaların zarar görmesine yol açar. Bu nedenle bir notebook soğutucusu kullanmanız havalandırma ellerinin açık kalmasını sağlayacaktır. Yüksek sıcaklık lityum-iyon pillerin düşmanıdır. Bu sebeple dizüstü bilgisayarlarımızı güneş ışığından uzak tutmamız gerekiyor. Ayrıca soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama girildiğinde bilgisayarı çalıştırmadan 1 saat beklemeniz de faydalı olur. Bilgisayarınız oda sıcaklığına uyum sağlar ve parçaları zarar görmez. Dışarıda yağmur yağarken veya şimşek çakarken bilgisayarlarınızın fişini çekmeniz daha sağlıklı olacaktır. Bunu annelerimiz babalarımız bize hep söylemiştir ancak duymamazlıktan gelip bilgisayarların fişini takılı bırakmaya devam ederiz. Fırtınalı bir havada yaşanacak elektriksel dalgalanmalar elektrikli cihazlarınıza zarar verebilir. Eğer devamlı olarak bilgisayarla uğraşan biriyseniz bunun da çözümü mevcut. Benim tavsiyem voltaj dalgalarının devamlı olarak yaşandığı bölgelerde kesintisiz güç kaynağı kullanarak voltaj dalgalanmalarının elektrikli cihazlarımıza zarar vermesini önlemeniz. Kullandığınız dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarların içindeki toz en geç 2 senede bir temizlenmeli. Bilgisayarınızın gürültü çıkartarak çalışması temizlenmesi gerektiğine bir işarettir. Fakat önceden hiç bilgisayar söküp takmadıysanız bunu kendiniz temizlemek yerine bir teknik servise götürmeniz bilgisayarınızın ömrünün uzamasını sağlayacaktır. Ayrıca akıllı telefonları çoğumuz cebimizde taşırız. Fakat cebinde taşımayıp çantasının en ön gözünde taşıyanlarınız da illaki vardır. Akıllı telefonunuzu çantanızın en ön gözünde taşımanız durumunda kabloyla bağlantı noktaları toz ve küçük pisliklerle tıkanabilir. Bu problemin giderilmesi için tıkanan yerleri kürdan yardımıyla nazikçe temizlemelisiniz. Ancak benim tavsiyem akıllı telefonunuzu ayrı bir bölmede taşımanız. Günümüzde pek çok cihazda bulunan modern lityum-iyon ve lityum polimer pillerin hafızası bulunmamaktadır. Yani bu şu demektir, bu cihazları şarj ederken enerji çubuklarının sıfıra düşmesini beklemeden şarj etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Çünkü elektronik cihaz üreticileri batarya ömrünü 400-600 aralığında deşarj döngüsüne göre üretir. Bataryamız %0'a her düştüğünde bu pilimizin ömrünü tüketmektedir. Burada yapmamız gereken şey pilimiz %10-%20 arasına düştüğünde şarj etmemiz. Böylece pil ömrünü 1000-1200 deşarj dengesine çıkarabiliriz. Bu da pilimizin ömrünü uzatacaktır. Aynı zamanda pilimiz tam doluyken bile fişe takılı olsa denetleyiciler sayesinde zarar görmez. Bir diğer yandan her 3 ayda bir bilgisayarımızın ve cep telefonumuzun şarjını %0'a indirip tek seferde %100'e doldurmamız batarya ömrüne katkı sağlar. Ekranınızı temizlerken asla cam temizleme sıvısını kullanmayın. Amonyak içeren bu maddeler ekrana kalıcı hasarlar verebilir. Bunun yanında dizüstü bilgisayarlarınızın ekranına kontrolsüz bir şekilde dokunmanız, ekranda kalıcı hasarların ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca dizüstü bilgisayarlarınızı işiniz bittiği zaman kapatırsınız. Fakat bilgisayarın ekranını kapatırken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Klavye üzerinde kalacak küçücük bir madde, dizüstü ekranını kapattığınız zaman ekrana zarar verecektir. Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızı doğrudan güneş ışığından koruyun. Ayrıca monitörünüze gelen güneş ışınları renklerin solmasını sağlar. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. YA MERAKTAN kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.